miktar. Mülklerimizi, mallarımızı, aslında zaten olmayan mülklerimizi, mallarımızı kaybettiğimiz bu günlerde şu Ursula Le Guin'in bir ütopya olduğu söylenen ve bizlerin de ihtiyacımız olduğu Mülksüzler kitabını konuşmak için geldik. Nasılsınız? İyi misiniz? Buraları aslında bu kadar uzatmamam gerekiyordu ama işte oldu yani. İyiyiz. Yani umarım iyiyizdir, bilmiyorum. İyiyiz yani. Şimdi evet. Sagaya bu, Ursula Le Guin'in bir kitabının ikinci alışımız bizim. Niye aldık diye bir sorum var ama o soruyu niye aldık diye şöyle soracağım. Bu kitap, Mülksüzler, spesifik olarak Ursula Le Guin'in diğer kitaplarından daha farklı mı sizce? Evet, yani tabii. Evet, yani bilmiyorum, cevaplanmak istersin. Yok yani biraz hep onun yazdığı, yazarken kullandığı bir takım taktikler diyelim. Bunda da var yani, böyle yok atıyorum en basitinden gene böyle bir fantastik evren, bir haritası, şu su var falan. Ki diğerlerine nazaran böyle daha az ilgisini çekiyor bence insanın. Ama biraz daha böyle öyküsünden çok bu sunduğu ekonomik modelle dikkat çekmesi açısından farklı belki diyebilirim. Yani böyle atıyorum Yerdeniz Büyücüsü falan gene bir takım işte arka planında derin bir şeylerden bahsediyor muhakkak ama o serüvene de kaptırıyorsun. Ama ben bu romanı serüveni için okumadım kesinlikle. Hatta ikinci kez, hatta üçüncü kez bile okumuş olabilirim. Kesinlikle sürükleyiciliğinden dolayı falan okumadım yani. Senin ayrıca diyeceğim bir şey var mı? Yani ben de şunu söylemek isterim açıkçası. Şöyle, diğer kitaplarıyla evet yani konuları benzer. Yani belli temalar işliyor Ursula. İşte özellikle toplumsal cinsiyet meselesine her diğer kitaplarında da olduğu gibi Mülksüzler'de de yine yer vermiş. Evet, doğru. Şöyle bir yine gezegen, bir ütopik dünyalar var. Yine çıkmamız gereken ya da aşmamız gereken yine ütopik dünyalar var. Bir nasıl söyleyeyim? Mülksüzler'in belki de en önemli, yani farkını koyduğu nokta bir karşılaştırma yapılmış. Yani bir biz karşılaştırmayı görüyoruz oradan ve bizim dünyamıza yakın. Yani bizim dünyamızla yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz o ütopyaların karşılaştırmasını görüyoruz ve gerçekten ütopya, yani ütopyalara ulaşmalı mıyız gibi düşüncelere de bizi sokuyor sağ olsun. Yani ikinizin ortası bir şey söyleyeceğim galiba. Böyle fantastik bir şeyden bahsetmemesi mesela bir fark olabilir. Doğru, bir evren tasarımı var ama çok böyle ejderhalar, yok kesinlikle şeyler ama bilim kurgu şeyleri var ya, yani fantastik olmayan tek eseri bu değil. Tabii elbette ki değil. Ama işte öne çıkmışların arasından evet, sormam gerekiyor. Bir de yani Ayşe'nin dediğinden şunu düşündüm hakikaten. Hiç benim okuduklarım, hepsini de okumadım bu arada kitaplarını ama okuduklarım arasında hiçbirinde hakikaten bizim gerçek dünya filan rast geldiğimi hatırlamıyorum. Burada da tabii ki başka bir adı falan filan var gezegenin mezegenin ama bizim dünya gibi sonuçta orası yani gerçekten. Yani bir tane uydusu var mesela, ona ay diyorlar yani. Sen bizle dalga mı geçiyorsun rahmetli? Bir de şöyle, ama o ay meselesi de tartışılıyor. İşte Uras mı Anares'in ayı, yoksa uydusu, yoksa Ares biz şey, mi onlarımız? Yani aynen, hangi gezegen, kimin uydusu, neyin uydusu, o da tartışılıyor mesela. Yani işte ikinci bir Le Guin kitabı konuştuğumuz için önce bunu bir şey yapmak istedim. Hani çok sağ olsun. Hani diğerlerinin arasında bir de Mülksüzler de böyle hiç fantastik edebiyatta bezi olmayan, bilim kurguda bezi olmayan insanlar bile Le Guin'i Mülksüzler'le biliyorlar aslında. Benim temelde çıkmaya çalıştığım yer buydu. Bir de Karanlığın Sol Eliyle sanırım en çok onunla Türkiye'de bayağı bir giriş, büyük bir giriş yani, yaptı. Bu diğer kitapları biraz daha Le Guin'in hani bizim gibi geeklerin tükettiği genelde kitaplar. Mülksüzler biraz daha ayrılıp böyle daha farklı yerlere de yayılmış bir kitap. En temelde ne anlatıyor diye soracağım. Aslında biraz girdik ama bana şey verin istiyorum, yani böyle bir spoilersız şekilde. Tamam. Ne anlatıyor bu? Ne hikayesi bu yani? Onu soruyorum size. Şöyle, iki gezegen var yine bahsettiğimiz gibi. Temel spoiler. Aslında kitapta spoiler yok bence. Yani baktığında şöyle, kitabı okuyorsunuz. Kitabın sonunu okumasanız da olur. Anladım. Çok bir problem değil yani. Merak etmiyorsunuz. Önemli olan bu yoga gibi bir şey. Hiç satamadım şu an. Yolculuk önemli. Yol değil de yolculuk önemli. Bu kitapta da öyle. İki gezegen var. Şevek üzerinden, yani baş kahraman Şevek üzerinden verilmiş ve Şevek'in yaşadıkları önemli burada. Şevek iki dünya arasında, yani kendi gezegenini Anares'i seviyor fakat Uras'a da çok büyük hayranlığı var. İki gezegen arasında kalmış bir kişi ve onun etrafındaki karakterlerle buradan biz feminizmi görüyoruz. İşte gezegenler aracılığıyla oradaki siyasi sistemleri görüyoruz. Oraya girme. Tamam. Şimdi şöyle anladım ben sana öyle anlatınca. Bir tane Şevek diye adam var. Evet. Bir gezegenden başka bir gezegene gidiyor evet. Ve olaylar gelişiyor. Böyle bir hikaye. Aynen öyle. İki gezegen arasındaki farkı görüyor. Biz bunları görüyoruz. Evet.
O zaman şimdi Şevek'ten lafı almışken kahramanlardan biraz bahsedelim hafif hafif daha. Şevek mesela neci? Niye i̇şte bir yerden fizikçi, bir yere gitmesi? Fizikçi yani? Mi neydi? Ben okuyalı biraz oldu bu arada. Bazı sayıları yanlış hatırlıyorum. Şöyle kendisi çok büyük bir zaman teorisi üzerinde çalışıyor. Art zaman ve eş zamanlılık meselesini meselesini birleştirmeye çalışıyor. Şimdi ve bunu bu yaptığı Uras için çok büyük bir atılım. Yani Uraslılarda bu kendi projeyi, gezegeni. Hayır, Uras için. Diğer gezegeni. Evet, Anaris tamam. için değil. Aslında Anaris için de önemli. Bu ciddi bütün bir insanlık için önemli bir şey canım. Yani böyle o böyle zaten hani bilimin geldiği uç noktadaki bir bilim adamı pozisyonunda. Yani böyle çılgın bir bilim insanı mı var karşımızda? Çılgın değil şu an. Şu an çılgın değil ama bayağı bir şey. Bence bunu yapması çok da normal bir insan olmadığını gösteriyor açıkçası. Bir yandan yani bir Einstein'la Bergson gibi iki tane dehanın birleşmesi gibi bir şey yani. Bilmiyorum, evet. Şöyle yani şimdi aslında gerçekten ben de bak bunu unutmuşum. Şevek'in bu işte keşfettiği ve işte insanlığa mal olabilirse çok avantaj olacak falan olay. Çok enteresan bir şey olmakla beraber yani böyle bir bilim kurgu ögesi olarak işte enteresan falan. Gerçekten biraz arka planda bir de zaten... Yani kitabın şimdi sonunu bozacağım. Bozabilir miyim? Tabii. Bozuyorum artık. Yani bunu eninde sonunda kimseye artık veremeyişi ve böyle yani bilimle milimle uğraşmak yerine bu işte iki toplum arasındaki sürtüşmelerin arasında kaynayıp gitmesi biraz böyle zaten yani romanın asıl derdi o gibi. Evet. Yani insanlık böyle gelişmeye müsait. İşte atıyorum zekası şu subusu var. Fakat bir takım konularda didişmekten ötürü ilerleyemiyor gibi bir yani çok ana şey bu değil belki ama biraz... Güzel bir nokta, çok güzel bir nokta. Bence şey, ben hazır söyleyecektim onu, ben 3. 4. soruda söyleyecektim onu ama hazır gireyim. Gerçekten bu bilmiyorum ama benim çok dikkatimi çekti. Sen sorudan önceden biliyorsunuz bu haksızlık. Ben çalıştığı yerden diyorum. Benim haberim yok sorulardan falan. Yani bir bakalım dedik. Neyse şimdi. buyurun. Evet. Şimdi şey var... bir ikili sistem var zaten kitapta baştan aşağı. Zaten kendisi de romanın yani şeyin ismini kitapta da şöyle gösterelim de kendisi de isim koyuyor. Farklı bir ikircikli bir ütopya. Şimdi en başta bir dualist bir yapı var zaten. İşte art zaman eş zaman meselesi olsun sonrasında iki gezegen olsun. Biz o dualist yapıyı çok net görüyoruz. İkincisi şöyle bir konuşma var kitapta da. Şimdi şundan anaristliler şundan şikayetçi. Biz bir sistem kurduk. Bu sistemin yıkılmasını istemiyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Bu Ursula bunu garip bir şekilde deşmiş bence ya da söylemeye çalışmış. Kesinlikle Anares dünyadan ya da dünyadaki sistemlerden bağımsız bir yer değil. Hı. Bir kere orada anarşizm var. Şimdi anarşizm aslına bakarsanız dünya temel yani dünyadan çıkan bir sistem. Oradaki ne derler? Oradaki yapı da aslında... Anarşizm mi, komünizm mi? Yok, Anares'teki anarşizm. Yani o böyle şey denmez mi ona? Bu konuda ne Das Kapital bir şey okumuş değil ama böyle komünizmin aslında en çok varmak istediği şey nihai yani. Hali doğru. Falan fişmeken gülüyor. Şey, yani evet, yine ama. Bir hani yönetim, belirli bir düzen içinde ilerleyen komünizm sanki anarşizm değil ya, doğru aslında komünizm. Ama işte şey olmadığı için anarşizm diye isimiz geliyor. Yani öyle yazılı bürokrasi işte şey bir takım kurumlar daha yüksek falan değil. Bireylerden. Hep öyle bireysel inisiyatif. İşte hiyerarşi yok ve yani biraz bireysel inisiyatifle işte alakalı ya, gibi. Gene de bir devlet yapılanmasının i̇şte olması yok. Bile. İşte ama zaten pardon Ayşe sen çıldıracaksın ama. hayır yani şunu söylemek istiyorsun gibi geldi bana. Zaten anlattığı şey onunla alakalı değil mi? Güya kağıt üstünde öyle yani. Evet. Devlet yapısı, bürokrasi, hiyerarşi falan yok gibi düşünülmüş ve öyle belki başlamış. Ama zaman içerisinde gene insani bir takım. Biz onun çatlaklarını göreceğiz. Yani bu gerçekten evet. Anarşizm mi? Bunu tartışacağız yani. Çünkü kitapta da şey bu gerçek bir anarşik sistem değil. Yani bunu da çok eleştiriyorlar ve çatırdadığını da görüyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Anares'tekiler bu sistemin kesinlikle yani yok olmasını istemiyorlar bu sistemin. Fakat şöyle bir durum var. Dünyada insanlar belli bir yere kadar bir birikime geliyorlar ve sonrasında kendi elleriyle o birikimi yıkıyorlar. Yani şeyde de kitapta da bir nevi burada buraya bir gönderme var. Yani dünya üzerinde birçok medeniyet yapıldı el birikimiyle yapıldı ve insan eliyle pat yıkıldı. Yani burada biraz ona da bir gönderme var diye düşünüyorum ben. Şevek dışında birçok karakter de görüyoruz. İşte eşi oluyor bir noktadan sonra. Bazı arkadaşları onlar farklı farklı yerlere gidiyorlar. Sonra mesela
gezegen değiştirdiğinde orada tanıştığı bir takım insanlar var. Ben bunları yani Şevki de aslında buraya dahil edebilirim belki ama onu çok fazla gördüğüm için en azından biraz neyi sever neyden hoşlanmaz bildiğimden ötürü söylemeyeceğim. Sanki diğerleri böyle bu kitapta bahsedilen temaların bir ucundan tutmaları için seçilmiş tipler gibi geldi bana. Siz de öyle hissettiniz mi yani? Çok böyle Şevk haricinde aklınızda kalan, bak şu da çok güzel bir karakterdi falan dediğiniz biri oldu mu hiç? Haklısın. Aslında öyle pek öyle bir şey yok. Yani Şevk haricinde evet pek öyle hani iç dünyası, gerçek motivasyonu, trajedisi, şusumuz filan derinlemesine işlenen bir karakter zaten yok. Ama temsil ettiği şey açısından benim aklımda kalan ve hoşuma giden karakter var. O da o bir tane hani bunun kendi gezegeninde bir arkadaşı gibi bir tip vardı ya işte pek tutunamıyor demiyor sonra böyle biraz akıl hastaları filan gibi tiplerin aforoz edildiği bir kadere mahkum oluyordu filan. Ben mesela o karakterden biraz açıkçası etkilenmiştim. Onun da sebebi şu, yani ilk bu kitabı okurken birçok insan gibi bana da bu ana resmi neydi ya işte bizimkilerin adı? Anares bana çok çekici gelmişti, tamam mı? O kapitalist düzenin getirdiği hiyerarşi yok. İşte atıyorum hem gidip biraz çiftçilik yapıyorsun, sonra gidip uzmanlaşmak istediğin alanda çalışıyorsun, ediyorsun. İşte böyle biyolojik ailenin getirdiği saçma sapan dramalar, bilmem neler falan yok. Bir gönüllülük ve şey esası üzerine falan bütün bunlar bana çekici gelmişti. Fakat hani o kitabı okudukça zaten ortaya çıkan biraz o tarafın karanlık yüzünü sana anlatan veya tartışmaya sunan taraflarının bir tanesi hani o düzene uyamayan İşte akıl hastası uç bir şey muhakkak ama illa akıl hastası olmana gerek yok yani. O düzende böyle var olma konusunda gene sorun yaşayan insanların uzaklaştırılması toplumdan filan. Yani böyle gene ne yapmışız etmişiz gene acımasız bir toplum üretmişiz. Yani normun dışına çıkman yeterli. Hani illa, zaten normun dışına çıkan sapkın olarak nitelendiriyorsun. Eğer o sistemin içine çalışmak istemiyorsan nasıl çalışmak istemezsin mesela kabul edemiyor bunu. Ona göre yetiştiği için bütün hayatı ona göre çocukları bile ona göre yetiştiriyorlar. Kesinlikle öyle. İsimlerine bile bilgisayar atıyor falan kendine ait hiçbir şey yok. Anlamıyor, garip geliyor. Bu da herhalde kafayı yemiş diye düşünüyor yani. Ve biraz hani orada şey gibi bir anlatı da olmuş olmuyor mu? Yani bunların bu çok entelektüel gibi gözüken, yani entelektüel temellere dayanan bu atılımı da zaman içerisinde biraz böyle din gibi bir şeye dönüşmüş. Kutsal mutsal bir şeye dönüşmüş. Biraz insan doğasına aykırı aslında. Görüyoruz mu? Yani o iddialı bir laf. Hani bu ütopya insan doğasına aykırı falan demem. Ama evet yani insanın bu vahşi doğası gene bir rol oynuyor ve işte bir takım adaletsizliklere sebep oluyor gene bu ortam dahi falan. Ne kadar mülk sahibi olmayayım diye uğraşsan da bir noktada egona dokunacak bir şey oldu muydu? Öbürünün tayinin çıkmasını engelleyebiliyorsun. Evet, o bizimkinin mesela üstünde olan bir tane bir kadın bir karakter var. Mesela o da biraz öyle gibi işte yani. Hani o gene bürokrasi yani şey benim dediğim olacakçı falan takılan bir tür. Besun önemli orada. Besun var. Bu Şevein yani aralarında çok uzun bir ilişki olmayan ama yani yoğun bir cinsel ilişkide bulunduğu. İşte beraber bir ağaçlandırma projesine gittikleri ve orada tanıştığı bir kadın vardı karşı gezegenden. O önemli bence. Şevein kendi ne derler cinsiyet olgusunu biraz daha ön plana çıkarmasında. Ondan sonrasındaki işte bu Jung'un şey bu. Anime ve animus kavramlarını sanki biraz orada vermeye çalışmış gibi. Öyle geldi bana. Benim de o karakter dikkatimi çekti. Onunla tanışana kadar biraz daha zaten şey... Cinsel hayat yok yani. Kesinlikle çok zevk. İhtiyaç, evet. Daha doğrusu ihtiyaç duymuyor diyeyim de... zevk odaklı bakımda. O şekilde düşünmüyor. Yani bu üremek için yapılan bir kesinlikle şey ya da öyle topluma uyum sağlamak için. Çünkü onlar da yapıyor. Arkadaşlarım da yapıyor. Ben de bunu yapmalıyım. Ama onun haricinde işte kafasında şey yok. Bundan gene bahsedeceğim. İşte kadınlar mesela ön planda olduğu... Yani erkeklerle eşit olarak ön planda olduğu bir toplumda yaşıyor mesela. Ama başka bir yere gittiğinde mesela orada soruyorlar işte kadınları çok mu seviyorsunuz, çok mu zeki sizin kadınlarınız diye. Ya benim şey diyor hiç öyle aslında bir şey düşünmedim ben hayatım. Aslında çok da fazla bunu tercih etmiyor yani karşı cinsle bir muhabbetim olsun. Bir yakınlık kurayım, kalbi bir yakınlık kurayım gibi bir düşüncesi yok. Yok evet. Olabilir o açıdan yani o kadınla tanışana kadar öyle bir ihtiyaç da hissetmiyor. Evet, bir de şey kesiyorum ama kadınlar da yani analisteki kadınlar da saçlarını kazıtıyorlar. Tabii süylerini almıyorlar. Evet. Aynen. Şimdi o da biraz şeye gelmiyor mu? Yine dünyadan kopma bir düzenin yine aslında
şuna gelmek istiyorum. Yine dünyadan hareketle oluşturulmuş bir sistem var yine burada. İşte saçını kazıtmak. Genel kadınlar bir de bunu yapıyor. Cinsiyet algılarını tamamen cinsiyetsizleştiriyorlar. Yani. Ama oradaki yani olay hani sanki cinsiyet rollerini yıkmaktan çok işlev adına böyle bir şey yapıyorlar gibi değil mi yani? O da var ama. Cinsiyetsizleşmek yani şey değil, rolü yıkmak değil. Kadına dair yani ben kadınım, saçlarımı uzatmak zorunda değilim. Yani bu toplumsal cinsiyet meselesine biraz gönderme yapıyor orada Ursula. Evet, 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 evet. Yok yani sen hani şey dedin ya yani bunu o dünyadan koptuktan sonra bir karar gibi mi yoksa... Aslında ben şöyle şuna gelmek istiyorum. Bizde de var bu durum. Saçları kazıtmak. Şimdi ben Ahmet Kara Mustafa kitabını getirdim. Bizde de şey var. Bu müvelleh derviş ya da sapkın dervişler olarak adlandırılıyor bunlar. Batıni dervişler. Onlar da mesela... Yani saçlarını, charred up dediğimiz bu işte dört vuruşta saçlarını kesiyorlar her şekilde. Dünyayla bağlarını kopartıyorlar bunlar. Şimdi yani ben şöyle bağlayayım. Oradakiler dünyayla bağlarını koparmıyorlar tabii ki kendi gezegenlerinde. Çünkü bir işleyen bir sistem var. Ama her türlü nasıl söyleyeyim, zevk ve haz verecek olan algılarını yok ediyorlar. Biraz sanki... tabii bu Ursula bunu biliyor mudur bilmiyorum ama mutlaka biraz biliyordur ya. Şey ama bu sadece bizde yok yani. Şimdi evet, Budizm'de de var. Onlar da saçlarını, oradaki rahipler de saçlarını kesiyor. Yani belki bağlantıyı şuradan kurmak lazım. Cinsiyetsizleşmekten ziyade onlar da biraz anarşik bir yapıyı arıyorlar. Evet, işte yani anarşisi. Tarihin her döneminde işte Budistlerde de olan şey bu. O keşiş dediğimiz şeyler. Bizde işte melamiler var onlar gibi. Aynen bu öyle. İşte bahsettiğin gruplar, şeyler vesaire. Var. Ama bir süre sonra mesela birebir aynı şekilde olmasalar bile hippiler de var. Yani bir noktada hani böyle insanlar her zaman belli bir sistemden. Burada mesela kitap özelinde kapitalizmden. Onun verdiği işte sanayinin verdiği bilmem nenin verdiği. Bir takım şeylerden bunalan bütün insanlar böyle komün bir hayata geçip bir anarşik sistem ilan edip hani bu cinsiyet rolünü yıkmak belki saç olarak tek görünüyor. Bir neden, ha, evet, o bir tanesi. Neden, ama başka bir görüntüsü de mesela şey olabiliyor yani cinsel özgürlük devrimi gerçekleştirmek olabiliyor. Hani bazı yerde saçını kesmek, bazı yerde o ya da kadından beklenmeyecek. Ha, mesela ya da. Ket vurmak da var. Yani cinselliğine ket vurmak olarak da bu adlandırılıyor. Kesinlikle sevişmemek mesela. Evet, aynen öyle. Bu yani anarşist bir tavır bu işte saçların kazınması. Bilmiyorum belki kültürel okumalar bağlamında düşündüğümüzde bu da yorumlanabilir diye düşünüyorum ben. Ben hep sadece şöyle düşünmüştüm. Yani tabii ki bu söylediklerinizin hiçbirine karşı çıkacak şekilde değil. Fakat ben hani gene burada konuyu para kapitalist düzen olup olmamasıyla alakalı bir şeye bağlayarak açıkçası yani bizim yetiştiğimiz yüzyıllardır devam eden şu gerçek hayattaki işte düzende maalesef işte kadın da uzun zaman boyunca bir komoditeymiş yani bir işte malmış kesinlikle yani. Öyle. Alınıp satılan öyle. Üstünden kâr edilen filan. Tabii tabii. Ve hani kadın bireyin kendisi de canlı olarak bunun farkında olduğu için elbette işte daha çekici bir ürün haline gelmek için çaba sarf etmiş. Diğer, yüzyıllarca devam eden bir kültüre dönüşmüş. Diğer gezegende böyleydi mesela. Evet zaten. Süslü süslü giyiniyorlardı. Aynen bizim adamcağız da şaşırıyordu ve işte böyle heyecanlanıyordu filan falan. Ama burada öyle bir şey olmadığı için yani hiç bir aile zaten aile yok. Hadi aileye geçtim. Ben çekiciyim. O yüzden daha farklı ayrıcalıklı bir hayat yaşayacağım gibi bir şey düzende hiç olmadığı için. Ama bu bir ideal. Şimdi yani o ideal tabii canım yani bu hani gerçekten yok, mesela bunu yani ideal derken kafasındaki düşünceleri Uras da canlandırmaya çalışıyor şey Ursula. Ve şöyle de bir şey var. Şimdi kitabın yazıldığı dönem çok önemli. İşte mesela hippilerden bahsetti. Hippi hareketi 68 kuşağı sonrasında o dönemde Vietnam Savaşı var mesela. Yani bence Ursula bunları ya, bu kitap, 74 basımı Ursula bence bunların hepsini aldı. Yaşadığı dönemi de kattı içerisine. Bence kendi nasıl söyleyeyim olabilir seviyede bir ideal dünyayı Uras'a taşıdı. Yani bence kesinlikle dünyadan bağımsız değil. Uras'a mı? Şey Anares'e. Özür dilerim. Anares'e taşıdı. Kesinlikle dünyada yaşanılan olaylardan bağımsız düşünmedi bence Anares'i tasarlarken. Ya tabii ki canım zaten. O sebeple bağ kurmaya çalışıyorum. Evet. Aynen. Bizim dervişlere kadar geldim yalnız. İkiniz harika. De oradan bahsettiniz. Evet. Kitapta böyle siyaset, kültür ve bilim diye ben 3 başlığa kendi kafamda ayırdım. Tamam. Aslında anlatılan şey bu üçünün bir
hikaye üzerine yerleştirilmesi gibi hissediyorum. Ve bu işte Ömercan senin de dediğin gibi hani serüvenden ziyade bunların anlatılışıyla bizim ilgilenmemiz gerekiyor. Buna zaten katılır mısınız diye soracaktım. Benden çok çok önce davranıp katıldığınızı söylemiş oldunuz. Yok öyle öyle. Ben hatta şunu da ekleyeyim. Yani ben mesela ikinci, üçüncü kez okurken sonlarına gelince biraz sıkıldım tekrar. Yani çünkü dediğim gibi hani Şevek'in bir de tabii ne olacağını bildiğim için de muhakkak ama ya o hani o final minel wow, yepyeni bir boyut katmadı bütün şeylere, fikirlere. Oysa ben hani ikinci kez okurken ya bu anarşist ütopya'nın detayları neydi lan diye tekrar o heyecanla okuduğumu hatırlıyorum yani. Şimdi biraz böyle siyaset başlığından açıp sizi götürüyorum. Üç gezegen var aslında. İki tanesini çok fazla görüyoruz. Bir de daha sonradan dahil olan bir gezegen var. Bir tanesi işte bizim Şevek'in yaşadığı, ben onu komünist gezegen olarak mimledim kafamda kendi kendime. Kendi kendime öyle mimledim ben. İkincisi biraz da tam olarak kapitalist değil ama kapitalist bir gezegen var. İkinci gittiği yerde. Normal gezegen diyelim. Aslında normal. Yani, evet. Yani hani spesifik olarak tek özelliği o değil. O yüzden dedim hani birebir sadece ve sadece kapitalizmden dışarı çıkmayan insanların değil. Genel öyle bir ayırmam gerektiği için öyle ayırdım. Neyse dünya ya. Bir de üçüncü bir gezegen giriyor daha sonra devreye. Bu kapitalizmin olduğu gezegen kötü. Senin gezegenin de çok iyi değildi. Zaten ondan buraya kaçtın geldin. Öyle. Gel bak biz daha güzelini yaptık. Yapılmışı var bunun diye. Onu alıp bilgiyi de al. Senin bilgini satın alıp kullanacaklar. Senede bir kenara atacaklar diyeyim. Çağırdıkları bir gezegen var. Onun adını şu an asla hatırlamıyorum. Ben orada benim için asıl bence Ursula'nın o kendi... Şimdi öbürlerinde dünyadan... Birinde dünyadan yola çıkıp yarattığı bir yer var. Birinde böyle bir... Biri zaten dünya. Aslında yani biri zaten dünya. Biri zaten. Bir de böyle bence asıl ütopyasını o tarafa biraz. Yani hiç ama orayı falan ben unuttum ya. Orayı görüyorum. Görmedik. Niye orayı ütopya olduğunu varsayıyorsun? Cennet var mi diyorum. Evet zaten öyle anlatılıyor. Bitince gidiyor. Bizim şeyde Şevek de zaten... Şimdi kendi yaşadığı yeri çok güzel olduğunu düşünmesine rağmen bir şekilde oranın... aksaklıklarını keşfedip başka bir yere gitti ve orayı cennet zannetti ya. Evet burada bilim yapabileceğim dedi. Sonra baktı ki orada da çok farklı bir şey dönüyor ve bir noktada bir kurtarıcı gelip biz de zaten seni kurtarıcı olarak bekliyoruz diye Şeve'ye söyleyip senin aradığın işte senin dünyanda beğendiğin her şey burada var. Artı bir de kaçtığın şeyler yok diye çağırdılar oraya. Ben oysa Le Guin'in biraz o kurmak istediği asıl ütopiyi orası gibi düşündüm. Ama bunu söylemişken hazır bu üç ideolojinin yansımalarını nasıl buldunuz diye soracağım size. Yani aslında biraz bahsettik. Daha ayrıntılı olarak bahsetmek ister misiniz bu yaşamları nasıl bu insanların? Yani mesela o dünya dediğimiz o ikinci gittiği yer kapitalizmle yönetilen şu anki yönetim şeklimiz olan yer gerçekten de böyle mi hissettiriyor size? Gerçekten nasıl hissettiriyor mu yani? Gerçekten böyle insanların para için satın alındıkları bir yerde mi yaşıyoruz yoksa Ursula özellikle o kötülükleri mi bize göstermeyi tercih etmiş? Çünkü oraya gittiğinde şey olmuyor ya böyle arkadaş edindiğini düşünüyor sonra arkadaşlarının birinin ajan olduğunu kendisinin arkasından birilerine laf yetiştirdiğini birinin dal kavuğun teki olduğunu alışmadı, öğreniyor falan. Alışmadı kendi gezegeninde kesinlikle. Biz şu an bu dünyada yaşıyoruz ve böyle bir sistemle yönetiliyoruz ya az çok. Gerçekten böyle mi yoksa Ursula özellikle karakterleri öyle mi seçmiş? Ben ikna olmuştum açıkçası okurken. Yani mesela şu an 70'lerde yazıldığını öğrenince biraz daha kafamda oturuyor. Böyle soğuk savaş, boğuk savaş gibi zamanların aynen. işte çok gizli birbirini dinlemeceleri ya da işte hani oradan bilgi çal, bilimsel gelişmeyi buradan şey yap falan filan. Hani bu tarz şeylerin de yaşandığı bir atmosferde yetişmiş ki bugün bunlar yaşanmıyor diye bir şey yok. Sadece şu an muhakkak belki o zaman gündem olduğu kadar gündem olmuyor. Biraz daha alıştım acaba insan oldu böyle şeyleri bilmiyorum. Olabilir, evet. Bir de şey var, bu yani gezegenler mesela bir nevi keşfediliyor aslında bu yerler. Yani Şevek aslında orası keşfediyor, daha önce gitmediği bir yer. Şöyle bir durum var. Kendi ülkesinden de giden yok evet, yani. Yok, çok önceden gelmiş. Evet. Aynen öyle. Şuna geleceğim. Bunu ben şeyle bağdaştırırdım. Şimdi Ursula antropolog bir baba. Franz Boas'ın öğrencisiymiş babası. O da yani rahmet diliyoruz kendisine buradan gerçekten çok büyük bir insan. Franz Boas. Bir de psikolog bir annenin. Yani psikolog doktorasını yapmış sanırım. Neyse tam olarak net bilmiyorum annesinin mesleğini de. Şey olabilir mi? Yeni yerler ve yeni insanlar keşfetme.
Ve farklı, nasıl söyleyeyim, farklı kültürler, farklı insan davranışlarını görme. Belki bu bağlamda yani bir antropolojiyle işin içerisine ya katarak... Işte mutlaka o vardır. Çünkü işte önceki eserlerinde de sürekli böyle hep yeni yeni, çoğunun hakkında böyle hiçbir şey söylemediği daha sonra. Sadece bir isim olarak var işte. Dağ vardı burada. Ne bileyim, şurada bir o vardı. Oranın insanları şöyle dedi. Bir tanecik bilgi paylaşımı verip geçtiği yer var. Hani belli ki içinde böyle bir heves varmış zaten. Buna ben sonlara doğru tekrar dönmek istiyorum. Şu evet, şeyleri biraz bir atlatalım. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Mesela yazarın çizdiği coğrafi şekillerden, yani ben Anares'e pek bir şey benzetemedim ama özellikle Uras, yani kesinlikle dünya, şöyle göstermek istiyorum. Daha çok işte Güney Afrika, Güney Amerika, Avustralya kıtasını andırmıyor mu böyle bir? Ya böyle Avustralya falan benziyor. Evet, değil mi? Şöyle göstereyim hatta. Ne kadar bilinçli bir bağ olmuş. Şimdi şöyle, nasıl bilinçli bir bağ? Genellikle büyük medeniyetler genellikle burada çıkıyor. İşte aborjinler olsun, İnka, Maya uygarlıkları vesaire olsun. Zaten buralarda çoğu çıkıyor. Araştırma da onlar üzerine. Mezopotamya yani. Kesinlikle buralarda, işte yine Afrika Afrika'da, Kuzey Afrika'da. Yani ben genellikle şey olarak benzettim, coğrafya olarak benzettim ve sonrasında büyük soykırımlar da burada oluyor. Hı-hı. Yani dünyanın kaderini belirleyen coğrafyalar buraları. Yani burasını özellikle seçmiş olması benim çok ilgimi çekti. Yani Anares'e çok bir şey diyemedim, Anares'i çok şekil olarak benzetemedim ama burası özellikle ben işte Avustralya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarına çok benzettim. Olabilir, o açıdan oradan hiç düşünmemiştim. Oradan da biraz zenginlik olabilir mi diye düşünüyorum. Yani tüm dünyadaki tüm zengin uygarlıklar. Yani hatta uygarlık merkezleri hemen hemen orada. Hani Çin'i saymıyorum, Hindistan'ı saymıyorum ama. Evet. Yani biraz sanki şey geldi. Böyle bilinçli bir çizimmiş gibi geldi burası da bana. Peki bir taraftan da işte bu gene ideolojinin bir devamı olarak aslında hani bir yönetim şekli olarak, aslında yönetim şekli de ekonomi biçimi, yani bahsettiğimiz kapitalizmde, komünizmde, anarşizmde ekonomi bazlı düşünebiliriz. Bunun yanında ideolojiden bir de işte feminist bir eser olup olmadığı ile ilgili size bir şey sormak istiyorum. Çünkü burada bahsederken de işte kadın sorunu deyip durduk. İşte iki gezegenin arasındaki böyle kendisinin de Şevelin de gidip karşılaştığında mesela uçakta hiç kadın görmemesi çok dikkatini çekiyordu. Daha hiç kadın bilim adamı bilim insanı. Gerçekten karakterlerde de yok mesela. Karakterlerde olmaması de yok. Çok dikkatini çekiyordu. O yüzden böyle bir soru sorma gereği duyuyorum. Sizce bu bir feminist kitap mı? Ya da işte bunu, anarşist ya. Ne yapmış yani? Ama bence yani şöyle, kadının neyden etkilenip aklından ne geçtiğini veya yani ne amaçladığını bilemeyiz belki ama hani yazıldığı zamana nazaran filan da bu söylem bile yeteri kadar bence feminist böyle yani. Çünkü hani bu şey de işte bizim dünyaya benzettiğimiz dünya, evet zaten hani mevcut dünyada ataerkil filan. Son birkaç yılı saymazsan işte hep böyle bilim insanları arasında, devlet görevliler arasında bilmem filan kadın sayısı az bilmem ne. Bunu kendi yarattığı bu işte Anares'teki o öbür cinsiyetsizleşmiş, o yüzden işe alınırken ki kimse bir şey işe de almıyor zaten de hani bir takım görevleri yaparken cinsiyete bakılmayışına kıyasla bu tarafın ataerkilliği bence iyi bir feminist söylem veya zamanına göre güçlü bir feminist söylem oluşturmuştur gibi geliyor bana ya. Yani ben bunu okuduğumda İşte gençtim yani böyle ortaokul lisede falan ilk okudum. Evet. Çok iyi. Helal yani. Evet. Benim ilk böyle cinsiyetin yani toplumda sadece kültürle olduğunu ve söz konusu işlev veya mantık ya da rasyonellik olunca işte bütün bu süslerin ve giyimlerin ya da işte kadın şunu yapamaz, erkek bunu yapamaz falan muhabbetlerinin palavra olduğunu bana ilk düşündürten Ursula'ydı. Roman bu olabilir yani gerçekten. Çok güzel. Yani evet, şöyle bir şey. Kesinlikle feminist propagandası yapmıyor. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani bir karanlığın sol elindeki gibi mesela feminist propagandası yapmıyor. O da çok yapıyor mu tartışılır mesela ama şöyle bir kesinlikle dönemi çok iyi kullanmış. Döneminin dil dönemine göre çok zekice vuruşlar yapmış. Yani aslında feminizmden ziyade toplumsal cinsiyet eşitliğine daha çok işte basmış. Evet, yani doğru. Kendisi evet, şey. Güzel. Feminizm propagandası yok yani, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz çünkü kahramanımız erkek, işte ne bileyim onun gözünden görüyoruz ama şöyle bir de durum var. Şimdi Ursula'da... Pardon, cinselliği de mesela biraz erkek tarafını anlatıyor aslında. Evet, evet, kesinlikle evet. Öyle. Yani şöyle de bir şey var. Ursula da o dönemde sanırım biraz kafa yorduğu konulardan bir tanesi feminizm. Tabii ki hani çok işleyen birisi ama özellikle kitabı yazdığı dönemlerde çok fazla kafa yoruyor. Ve şey, toplumsal cinsiyet gerçekten gerekli mi adı altında bir münazara
yapıyor başka bir yazarla. Yani karşılıklı fikir alışverişleri var. Ve kendisini şöyle değerlendiriyor. Ben gerçek bir feminist değilmişim. Yani şimdi Ursula'yı da biraz anlamak gerekiyor. Onun da duygularına inmek gerekiyor herhalde. Bu sebeple ben yeteri kadar demeyeyim de feminizm propagandası yaptığını düşünmüyorum. Yani çok ortadan bakmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanmış bir yazar diye düşünüyorum. Yani zamanı da biraz ona müsait aslında. Çok müsait o, ya. Kendi şartını yansıtmış gibi düşünüyorum ben. Çünkü o dönemde gerçekten bu hareketlerin başladığı başlamaktan ziyade yani bir propaganda olarak başlamaktan ziyade medyada falan yer almaya başladı. Yer almaya başladı. Kültüre girmeye başladı. Evet. Ama yani, ben de mesela feminist bir yazar olarak nitelendirmiyorum kendisini. O da değerlendirmiyor. Aynen. Yani kendisi de değerlendirmiyor. Yazar olarak da değerlendirmiyor. Çok mütevazi yani. Çünkü koyduğu yani karakter bile işte dediğim gibi yeri gelip sorulduğunda mesela Şevek hani o da çok kadınlarla muhabbet etmeyi sevmeyen dışarıda kalan falan bir tip. Aynen. Biraz daha. Yani öyle çok bastıra bastıra kadınlar da yapar eder diyen falan bir insan değil. Bilgi ve bilginin paylaşımı meselesi var. Ben buna kitapta benim en ilgimi çeken tarafı aslında bu oldu. Bunun şeyle alakası olabilir tabii. Ben sonradan okudum kitabı yani. Daha yeni okudum. Dolayısıyla işte bir takım bazı kafamda şeyler zaten işte komünist yaşam olsa nasıl olurdu gibi bir düşünce. Ya da ne bileyim kapitalizm kötüdür mötüdür gibi bir düşünceyi atlattıktan çok çok sonra okuduğum için oralara çok dikkat etmedim. Ama mesela şu anki gündemimde de olan bir şey olduğu için bu bilginin paylaşımı meselesi benim biraz dikkatimi çekti. Çünkü neticede ortada yani kitabın başlama sebebi ve kitabın ilerleme sebebi, kitabın sonuçlanma sebebi bir insan bir şeyi biliyor ve bunu nerede, nasıl, kimle, ne zaman paylaşmalı? Yani kitapta bu çok büyük bir sorun. Ve bugün bile ben hani mesela şu an akademide ya da işte ne bileyim böyle devlet sırrı dediğimiz bir takım şeyler var. Gene bu bilgi paylaşım meselesine geldiğimizi düşünüyorum. Aslında böyle hani ekonomi ve iktidarın bilgiyle aslında kol kola yürüdüğünü. Tabii ki bunu Game of Thrones yapınca çok çok daha havalı oluyor. Ama mülksüzlerde biraz böyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz bu konuda? Yani mesela bence çok dikkat çekici bir örnekte. Bir makale yazmak istiyor bu konuyla ilgili. O hiyerarşinin olmadığı söylenen yerdeki ilk hiyerarşi parçacığıyla bu makale sebebiyle karşılaşıyor. Bir kere bunu yazmasını istemiyorlar, orası ayrı bir şey. Bir de ama şöyle bir durum devreye giriyor. Ya yazarsın ama benim ismimi de koyarsın diyor. Doğru, öyle bir şey var. Bugün mesela çok fazla karşılaştığımız bir şey. Aslında daha öncesinden de işte Newton bulmadı da onu, yer çekimini, onun ismini verdiler. Ya da aynı dönemde işte iki kişi ampulü buldu da biri şey yaptı falan. Çok konuştuğumuz bir şey ve bilgi çoğunlukla böyle iktidarla bağlantılı gitmiş. Evet, oradan çıkıp mesela öbür tarafa gidiyor. Öbür tarafta da bu sefer bilgiyi daha farklı bir şekilde elde etmek istiyor oradaki iktidar. Tamam, ben anladım demek istediğini. Evet. Şöyle bir şey, bu kendisi de bunu dile getiriyordu zaten. Herhangi bir çatışma yok bu arada. Bilgi ve ekonomi ya da bilgi ve ne derler siyaset arasında bir çatışma yok kesinlikle. Ursula bunu çok güzel bir sözle dile getiriyordu bir röportajında yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki ben mesela Darwin hayranıyım ama Darwin de dindar bir adamdı. Yani Darwin'in dindar olması benim Darwin'i sevmememe engel ya da onun bilimini yapmasına engel değildi diyor. Ve gerçekten de biz kitapta zaten bir ikircikli yapı yani dualist yapı var. Aslında biz çatışmaları görmüyoruz. Yani biz karşılaştırma görüyoruz. Nasıl söyleyeyim? Zaten bir şeyi nasıl en iyi anlatmak isterseniz en iyi, onun karşılaştırmasını yapmanız gerekiyor. Yani iyi anlatmak için kötüyü de kesinlikle vermeniz gerekiyor. Yani o şöyle yapmaya çalışmış Ursula. Sistemleri birlikte vermiş ve mesela anarşizm bize şu anda evet çok güzel geliyor. Ya da ne bileyim biz olabilir anarşist sistemde yaşayabiliriz diyoruz ama gerçekten yaşanabilir mi? Durumunu da işte kapitalizm ve komünizmi vererek de işte göstermeye çalışıyor. Kesinlikle ben bir çatışma olduğunu düşünmüyorum kitapta. Yani her türlü ilişkide kadın erkekle toplumsal cinsiyet meselesinde olsun işte siyaset ya da işte bilim arasında işte ekonomi ya da bilim arasında bunun arasında bir çatışma yok. İkisi birlikte nasıl gider? Durumunu bence işlemeye çalışmış farklı diye düşünüyorum. Farklı bakan
insanlar, farklı farklı bakan, ne bileyim, dini bir çerçeveden bakan insan bilgiyi nasıl değerlendiriyor, bir taraftan onu gösterip bir taraftan da verimlilik ve ekonomi açısından bakan insan bilgiyi nasıl görüyor. Kesinlikle öyle. Ama sanki... Bir de ben açıkçası gene şöyle düşünmüştüm, yani şöyle hatırlıyorum. Yani buradaki bu bilgi veya bizim adamın bu keşfettiği işte uzay yolculuğuyla ilgili falan yeni teknolojik atılım batılım. Şimdi Uras'la Anares arasında birbirlerine güç konusunda çatışmalarına gerektiren bir ilişki yok zaten. Korkmuş durumdalar falan. İşte ve herkes hani kendi güç dengeleriyle bir şeyler yapıyor yani. Anares Uras bildiğimiz gibi anarşik ortamsa işte başta güzel gözüküyor, sonra bir takım şeyleri var falan. Fakat bu bilgi bu iki toplum içinde de yani bunu hepsini tek bir toplumu gibi bakınca eşsiz bir şey olarak orada var. O yüzden biraz aslında iki tarafın bunu paylaşmaya istememesi, paylaşmak istememesinden ortaya çıkan bir çatışma da var gibi. Yani zaten hani Şevek biraz kaçıyor gibi gidiyordu ya öbür gezegene filan. Evet, doğru. Ama şey de oluyor. Hep böyle millet işte biz de bunu tartışırken küçükken falan işte kapitalizm şöyle güzel, komünizm böyle güzel muhabbetinde şey olurdu. İyi hadi öyle hayal ettiğiniz gibi komünist olsaydık. Fakat bu sefer bir sürü büyük şey gerçekleştirilemezdi. İşte o hiyerarşik ekonomik düzen sayesinde ne bileyim ben bir bilim insanı mesela çok ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor o ayrıcalık sayesinde kendini bilime adayabiliyor falan filan. Ya da bu illa bilimsel gelişme olmak zorunda değil de böyle mimari yapılar olabilir işte filan falan. Ve yani ben bu tartışmaya bir araç gibi açıkçası görmüştüm o teknolojik gelişimi Şevek'in keşfettiği ettiği filan. Öyle yani hani bu taraftaki bu insanın ruhunu kurtarmaya kendini adamış düzen de medeniyet denilen şeyin gelişmesine belki çok müsait değil falan gibi bir argüman olmuş oluyor kısacası. Anladım. Ben yani bugün de çok değişen bir şey olmadığını düşündüğüm için bu sistemlerin içerisinde yer alalım veya yer almayalım bilgiyi kimin elinde bulundurduğunun da biraz buna bağlı olduğunu düşündüğüm için söylemek bilgi güçtür. İstedim bunu. Evet anladım. Bir de şöyle bir şey var. Çiziyor gibi geldi bana. Bir de evet evet yani aynen. Bir de Anares'te zaten yani pek fazla güç sahibi olunacak bir şey yok yani. Yok, çünkü mal yok işte, tabii kölen yok, adamın yok bilmem filan. Ama işte o makalenin altında benim de adım yazılsın filan diye zaten yegane elde edilebilecek seni birey yapacak tabii, işte o şeyden koparabilecek bir şey gibi. Ya gene öyle bir şey bulunur bulunmaz sarılmış gibi ona insan bazı insanlar en azından anladım. Falan. Bir de şey vardı ya mesela sistem eleştirisi vardı yine o da değişik bir şekilde. Komünizme devlet yapısına daha doğrusu devlete bir eleştiri vardı. Mesela madem komün olarak yaşıyoruz yani hepimiz eşitiz ama bizden bir şey istenebilir. Yani devlet bireyden bir şey isteyebilir ama sen devletten bir biz şey isteyemiyorsun bir şey kesinlikle. Evet alamıyorsun. Bir de öyle de bir yani bilmiyorum. Şimdi şeye getireceğim. Biraz böyle karşılaştırmalı gidelim diye. Tamam. Bundan önceki Saga'da da çünkü bilim kurgudan biraz bahsetmiştik. Hazır hepimiz de hepsinden haberdar olduğumuz için oraya getireyim istedim. Biz burada siyaset, ideoloji, feminizm falan filan dedik ama aslında temelde bir şeyde kitapta ekoloji meselesi ekoloji var. Meselesi yani bu sistemin işte ekonominin bu şekilde olmasının sebebi işte şeyde Anares'teki kaynağın kısıtlı olması. Evet, çöl ve, burası yani. Evet. Çöl burası. Evet. Suyu da bulamıyorlar ve az harcamaları gerekiyor. Bu buna göre belirli bir düzen belirlenmiş. Kimse kimseden üstün olmasın ki herkes her işte çalışabilsin ve o üretim devam edebilsin. Biraz böyle bir kafa var bu tarafta. Ama o bunların bir böyle şeyi vardı ya bir karakter hapisler yatmış bu olayı başlatmış olan neydi? Odo. Odo. Evet. O sonuçta o kuraklık bilmem neleri falan yaşamadan bunları akıl etmiş sonuçta yani yazmaya çalışmaya başlamış. Ama işte onun bıraktığı gibi kalmamış ya o. Evet, o biraz böyle oraya getirmiş o sistemi kurmuş da sonra devreye giren bir takım şeyler olmuş. Kısıtlı kaynak. Çok insan az kaynak. Bundan kaynaklı başka bir sisteme dönüşmek gerekmiş. Öbür tarafta bakıyorsun orada biraz daha şey olduğu bolluk için var, aynen. Bolluk olduğu için orada da bu bolluğun daha çok bolluğunu almak isteyen bir de daha az bolluğuna mahkum kalan insanlar falan ortaya çıkmış. Aslında yani biraz bu ekoloji meselesi de devreye gelmiş gibi hissediyorum. Mesela bu iki toplum birbirinden çok habersizler. Ama Anares'ten Şevek'in çıkmasının yegane yolu, o bilgiyi ulaştırmasının yegane yolu gelen ticaret gemisi. O olmasaydı yani kesebilirdi bütün aynen, iletişimi. Kesemiyor çünkü mal alıp vermesi gerekiyor, kaynak yok.
Bu benim şuradan dikkatimi çekti. Hani şimdi Dune'u izledik. Vakıf aynı zamanlarda çıktı. Şimdi bir de işte Mülksüzler'i konuşurken bence değinmek gerekiyor. Bu kesinlikle. Üç kitabın yazılma zamanları birbirine çok yakın. Ve üçü de böyle bilim kurgu, fantastik. Aynı janrada eser veriyorlar. Ve üçü de işte bilim kurgunun zaten kült eseri olarak, yani şu an ilk üç ne okuyacağız? Vakıf okuyacağız. Mülksüzler okuyacağız ve şey okuyacağız. Doğru. Dune okuyacağız diyoruz. Evet. Bu üçünün de özellikle Dune'la şey arasında biraz daha var. Mülksüzler arasında var. Bu ekolojik problemlere odaklanma ya da ekonomik problemlere odaklanma sebebi sizce ne olabilir? O dönemdeki politikalar, yani o dönemde, ben özür dilerim söz alabilir miyim? Şöyle yine ekolojik problemler de yine o dönemlerde çıkıyor. Yani biz gerçekten tamam, daha öncesinde felsefik temelleri var ya da ne bileyim tasavvufta falan da var, ama şöyle de bir şey de var. O dönemde çıkıyor. Biz gerçekten dünya bizim hizmetimizde mi yoksa biz mi dünyada diğer canlılar gibi eşit konumda mıyız? Yani bu ciddi ciddi tartışılıyor ve kültürel ekolojinin, derin ekolojinin en başta felsefi olarak derin ekolojinin konularından biri haline geliyor. O dönemde nasıl söyleyeyim? Herhalde şu artık farkındalık yaratıyor. Gerçekten sınırlarımız, dünyadaki olanaklarımız ya da bize verilen her şey sınırlı ve bir gün bizim suyumuz bitecek kardeşim. Yani ya da biz şu anda sanayileşmeyle beraber biz gezegeni mahvediyoruz. Ve gerçekten ya, mesela şeylere işte İstanbul'un 70'lerden kalma görüntülerine bakıyorsun. Evet. Her taraf böyle bir kirlilik halinde. Ki iki de savaş çıkmış, muhtemelen kıtlık da var. Kesinlikle. Yani ya da yaşandı yani. Evet. Şimdi bunu Avrupa dönüştürdü ama biz nasıl söyleyeyim, bu bence hem ekolojik tartışmalar, gezegenin gerçekten olanaklarının kısıtlı olduğunun farkına varılması ve işte dünyaya ömür biçilmesi bilimsel gelişmelerle beraber, bunlar bence, çünkü dünyada yaşıyorsun. Yani sen buradasın. Burası yoksa sen yani de yoksun. Yani şey de etkili bunlar olabilir önemli, bu arada. Yeni dünyalar keşfediyoruz ya o dönemler. O insanın hani bilinç altında hep var. İşte şey var mı? Ben... Su var mı orada mesela? Böyle bir soru sormaya başlayıp belki o da ayrıca dikkatini çekmiş olabilir. Ama şöyle. Şimdi mesela teknolojik gelişmeler, işte uzay çağı falan gibi şeyler bilim kurgu tarafını insan yazarların ve okuyucuların körüklemiştir muhakkak. Mutlaka. Fakat bu kadar hakikaten dediğin gibi mesela üç kitap örneğinde bu kadar yani başka gezegen keşfedeceğiz de ulan gene işte ekonomi, gene işte evet, kültür falan, yani neden bunlarla kafaya takılıyor? Niye buna gelmiş falan? Evet. Yani? Bu soruyu, bence bu da güzel bir soru oldu. Ben hani Ayşe kadar iddialı bir cevap veremeyeceğim maşallah. Sen bu sorunun cevabını yani öğrenmiş gibi cevap verdin. Bence bu doğru. Yani herhalde bu doğruydu. Şu an ben Ayşe'den bir şey öğrendim gibi hissediyorum. Yok estağfurullah. Ama hani ben şöyle bir uyduracak olsam bunun sebebi ne olabilir falan. Böyle işte Batı dünyası bir kolonileşme zamanları geçmişinde bırakmış ve artık onu böyle, yok işte o Britanya Krallığı yıkılmış bilmem falan, böyle hani eleştirmişler etmişler, işte Orta Doğu veya başka bölgelere yapılan müdahaleler entelektüel kesim tarafından değerlendirilmiş, edilmiş. Bir de üstüne üstlük işte böyle İkinci Dünya Savaşı geçip açlık, fakirlik, yoksulluk trajedileri getirdiği bir sorgulamanın üstüne işte 70'lerde hakikaten hippie hareketiymiş. Böyle hani savaş karşıtı düşünceler, biraz daha böyle dünyadaki toplumların yerlerinin işte kutsal ama dini kutsal değil, böyle işte sizin söylediğiniz gibi hani biz neden dünyayı mesela ne kadar mahvedebiliriz, ne kadar, yani biraz o postmodern tartışma da vardır ya, yani öncesinde böyle insanlık çağa kalkmış gibi kendine güvenli bir şekilde ilerliyor. Ama sonra 60'lar 70'lerde böyle 2. Dünya Savaşı üstünde ulan biz ne bokuyoruz falan. Gerçekten öyle. Neden? Biraz işte öyle gibi, yani biraz ben hani bu yazarların bu kadar dünyevi diyelim konuları gidip başka gezegenlerde cevap aramasını biraz hani insanın bu kendi bu mücadele ettiği, bu kendi doğasına karşı verdiği mücadelenin çok daha artık tartışılmaya başlanması gerektiğini savundukları için böyle yaptıklarını düşünüyorum. Yani çünkü Star Wars gibi bilim kurgular da var. O zaman Star Wars daha yok ama işte ona benzer, sırf eğlenelim yani. Sırf... Yani ama var sonuçta. Evet, evet yani tabii ki teknolojik var. Olarak üst seviyede ve bence önemli, yani Star Wars ayrıca tartışılmalı. Yok, onu şey örneği olarak vermeye çalıştım. Böyle muhakkak onu da derinlemesine incelersen çıkarırsın ama sonuçta o eğlenelim diye olan bir şey, anladın mı? Yani çok süper derinlemesine bir düşünce yok. Yok, doğru, aynen. Ya işte en fazla ahlaki bir iki güzel ders veriyorsa veriyor. Ama bunlar maşallah, yani diyor böyle şey değil. Bunlar yani aşırı aşırı böyle felsefi bir takım felsefi ve şey, yani siyasi, yani böyle tabii, anladın tabii, mı? Tabii. Böyle hani Mülksüzleri düşünsene,
şey Amerika'sında o soğuk savaş işte herkesi işte fişleyelim cadı avı bilmem ne zamanında şu kitap bu kadının başını belaya sokmuştu eminim yani Amerika'da falan. Bir de şey de önemli yani o senin dediğin mesela benim dikkatimi çekti şimdi hiç aklımda bir yerde duruyormuş çıkarttın getirdin onu mesela dedi yani Orta Doğu durumunu görüyorsun falan. Aslında biraz şeyi de yapmamışlar mı oraya kaynak çöle bulmaya gitmemişler mi yani? Çöle değil mi? Çöle mi kaynak yok, bulmaya yok hayır yani başka yerlerden şimdi bu sömürgecilik her zaman varmış da o öncesinde biraz daha şey ya biz iyiyiz ve o yüzden yapıyoruz bunu. Şimdi o dönemler tam şeye de denk geliyor. Bir saniye o kadar iyiysek bu kadar yapmamalıyız. Kendimizdeki kaynağı harcamıyoruz buraya gidiyoruz falan. Evet. Bir de şey de var ama. Şimdi insanlığın zihninde hep biz bunu geçen de konuştuk. Yani insanlığın zihninde hep var zaten. Başka dünyalara kaçma fikri hep var. Yani bunu atıyorum nasıl dini olarak gerçekleştiriyor. İşte beka billaha ulaşarak tabirindeyse işte gerçekleştiriyor. Ondan sonra işte ne derler cennet cehennem tasvirleri bile yani bu düşünceler bile aslında bir ütopik, ütopyadır. Ütopya ya da distopyadır bunlarda. Yani insan hep bir kaçma fikri var insanın. Şimdi hazır teknoloji de gelişmiş. Ne yapacak bu? Şeye yöneliyor adam. Gökyüzüne yöneliyor. Çıkıyor. Yukarıya yöneliyor. Şimdi de teknoloji de var. Artık gezegenin ne olduğunu biliyor. Güneşin ne olduğunu, ayın ne olduğunu biliyor. Bu sefer daha aklı, ne derler, ayakları yere basan hayaller ve bunlar gerçekten ayakları yere basan. Şimdi NASA ne için çalışıyor? Yani ne derler Mars'ta ya da Elon Musk Mars'ta koloni kurulmasından bahsediliyor. Yani bunlar da temelini atmış bu düşüncelerin. Aslında birer idealler. Ve insan zihninde hep var kaçma fikri. Yani neden şu anda yani Mars'a koloni kurdurulmasından bahsediyoruz yani, mesela? Çok aslında hepsi bir cevap oluşturur diye düşünüyorum bu. Söylediklerimizin hepsinin bir parça payı vardır. Sadece işte şey olmuş olsun burada da. Bu aradaki bağlantıya böyle üstüne üstüne basa basa dikkat çekmiş olalım. Benim için yeter çünkü benim de kesin net bir şekilde hani üçünü birden karşıma aldım da Asimov, Le Guin ve Frank Herbert oturun neden bunu böyle yaptınız soramayacağım. Onlar da muhakkak şey derler ne bileyim yazdık derler. Ha, belki yani. İşte belki şey de hiçbir anlamı yok. YouTube kanalları olsaydı. Üçü birden karışsa. Yani bunu en fazla şey yoluyla yapabiliriz belki hani üçümüz böyle ben Herbert araştırayım sen Le Guin araştır sen git Asimov onlarla birlikte gelip hani belirli sorular altında cevap varsa verdikleri cevaplar yani kesin bir şey söylemek çok mümkün değil. Freud'a sormuşlar yani pro içen adamın anlamı nedir ya da pro içmek ne anlama gelir? Pro içmek sadece pro içmek anlamına yani gelir. Işte bazen de öyle yani. Belki de o canı istedi ve öyle bir şey yazdı. Belki de biz değişiyoruz bilmiyorum. Bu arada başka benzerlikler de var. Yani şu an çok girmeyeceğim oraya çünkü konuyu çok dağıtmak anlamına gelir. Hani sadece ben bu özellikle siyasete yönelmeleri ve bilim kurgunun içerisinde de bence çok farklı bir yerde duruyorlar. Yani bugün mesela bilim kurgu dediğimizde biz Dune gibi bir şey gelmiyor anlamıyoruz. Gerçekten. Ya da vakıf gibi bir şey anlamıyoruz kesinlikle. Yani o açıdan ben kült olmasına rağmen yani kült aynı zamanda da şeyin öncülü demek ya. Popüler. Evet prototip yani evet her şeyin. Ama hani bugünkü haliyle buradakinin hiçbir alakası yok. Belki o açıdan da bir düşünme kapısı açabilir diye düşündüm. Çünkü böyle işte uzay gemilerinden ya da değişik yaratıklardan, ırklardan falan ziyade ya da böyle astrofizikten her ne kadar işte bir fizikçi her yerde olsa da bir ekolojist her yerde, bir mühendis her yerde olsa da asıl bu üçünün de anlatmak istediği şey biraz daha sosyolojik bir şey kalıyor ya. Ona ben biraz dikkat çekmek istemiştim sadece. Başka yorumlarda illaki olur yazarsanız çok sevinirim. Şeye geçeyim. Şimdi size mülksüzleri okumanın nasıl bir deneyim olduğunu sorayım. Çünkü bu programın amacı biraz bu. Peki. Yani. Az önce söylediğim gibi mülksüzler benim için böyle bir gerçekten işte romandan bir maceradan çok bir ekonomik yapıdaki bir toplumu anlatan örnek bir model bir şey gibi yani öykü falan gibi. Öykü kısmı neredeyse bahane. Ki aslında o kısmını da seviyorum yani böyle hani hatta biraz insan büyüdükçe o kısmı daha çok ilgisini de çekiyor belki açıkçası ama şey olarak da işte yani böyle sunduğu, anlattığı ekonomik model falan olarak da bence ilgi çekici ve sırf o amaçla bile insanların okumasının iyi olacağını düşünüyorum yani. Çünkü böyle
ben şimdi hani komünizmi falan da açıp bir şeyden kitaptan öğrenmiş etmiş değilim. Milletle solcu muhabbetler yapa kulaktan dola dola hem olumlu hem olumsuz şeyler duya duya işte Rusya'nın içinde. Bir cebimde Das Kapital diye dolaşanlar. Evet. Ama şu şey yani bu bir de şöyle bir şey tabii. Mesela bu romanı yazarken atıyorum işte şey Ursula gidip de böyle yani çok kıpkırmızı bir komünist falan olduğu için gibi değil de daha çok sanki bu nasıl olabilir? Nasıl tamamen özgürlükçü böyle bir işte hiyerarşi olmayan, merkeziyetçi olmayan falan filan bir toplum nasıl olabilir diye kafa yorup onu yazmış ve aklı selim bir şey çıkarmış ortaya. Sen de hani onu okurken şey yapıyorsun. Yani hiçbir zaman ben bu kitabı okurken şöyle aptal aptal düşüncelere kapılmadım. Ha bunu bu yazmış bu kadın ama bu olmaz ki falan. Öyle bir şey düşünmüyorsun yani. Biraz belki bilim kurgu olması da yardımcı oluyor. Ama yani insana böyle bir çeşit toplumun nasıl olabileceğine dair iyi bir örnek gibi geliyor. Bilmiyorum. Ben bayağı ikna olmuştum okuduğumda. Keşke yani şey, sadece mülksüzler değil, bu az önce saydığımız iki kitap da bence bunu yapıyorlar. Bir de onun üzerine şöyle bir şey yapıyorlar gibi düşünüyorum. Evet. O dönemler muhtemelen çok tartışılan da konular bunlar yani. Toplumların nasıl yaşaması gerektiği. İşte bu Amerika'dasın mesela, Rusya'ya karşı onlar kötü, onlar şöyle, onlar böyle. O tarafta da tam tersinde bu tarafa bir şey var falan. Hani bunların hepsini bir köşeye koyup da bir de şeyi düşünmüşler gibi geldi bana sanki. Bunlardan çıksak, bir noktada bu tartışmaları açsak nasıl yaşardığı da bir şey kuruyorlar yani. Ya da işte bundan bir 10 bin yıl sonra mesela bu tartışmalar nereye varırdı? Dune'da mesela biraz daha işte bir Galaktik İmparatorluk üzerinden anlatmış bunu. Ama gelenekselikten asla kopamıyor yani. Tabii insan zihninden vakıfta mesela şey yapmış işte bir dönem dinle pazarlıyor bazı şeyleri. Bir dönem sonra işte şimdi diyor lüksle pazarlamam lazım falan. Yani bu mülksüzlerle de işte onun bir yansıması olarak hani burada böyle sanki işte Amerika'da böyle, Rusya'da böyle, başka bir ülkede yani dünyanın ikimizin de ilgilenmediği ve hiç görmediğimiz ve nedense dikkate almadığımız bazı yerlerinde de böyle olabilir. Şöyle de bir şey var, önemli noktası var. Hani biz deriz ya alandaki eksikliği kapatmak için bu çalışma yapıldı vesaire diye. Şey diyor kendisi de. Ben baktım, okudum ve ben anarşist bir ütopya, ütopik bir eser görmedim diyor. Yani ben buna hitaben yazdım. Yani anarşik, evet aynen öyle, bu eksikliği kapatmak amacıyla yazdım diyor. Bence herkes okumamalı. Ben onu söylemek istiyorum. Şöyle yani biraz akıcı bir kitap değil. Ya evet bu arada Ömercan söyledi. Ben de yani itiraf ediyorum. Sonlara doğru sıkıldım. Evet. Ben de sonlara doğru gerçekten atlamak istedim. Yani yeter ama var. Ama işte yoga gibi yani. Önemli olan varış noktası değil. Öğrendikleriniz yolda. Yolda ne öğreniyorsanız. Ya da önemli dondurma gibi yolculuk diyelim. Yani bitmesi değil de yeme kısmı güzel. Yeme kısmı güzel gibi. Şey gibi hissettim kendimi. Böyle bunu yapmak yerine mesela işte her bölümü, kitabın bölümlerini böyle özetleyen ama güzel özetleyen, başlıklara ayırıp özetleyen ne bileyim işte kitabın ideolojiyle ilgili söylediği şeyler diye bir özet olsun bir tarafta. Bir tarafta kitabın işte ne bileyim evlilikle ilgili söylediği şeyler. Öyle bir şey okusam bence daha çok zevk alabilirdim. Doğru, evet. Kendi ama Ursula yine de yani 2018'de ayrıldı aramızdan. Yine de çok başarılı, çok zeki bir yazar yani. Çok zeki bir yazar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani geçen yine tartıştığımız konulardan bir tanesiydi seninle. Bu arada sorular bende. Biz tartışıyorduk bunları. Onu ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Ekolojiyle ilgili bir projede çalışmıştım. Ekoloji bilgi oradan geliyor. Yani şey çalıştım tabii ki ama. Bilmiyorum ben bir önden torpil yakaladım ama neyse. Torpilden değil. Bildiği yerden rast geldi. Aynen öyle. Bunda bir çeşit var. Şöyle de bir durum var. Ursula da şimdi feminist bir yaklaşım ya da ne derler eşitçi bir yaklaşımla gidiyor ama Ursula da aslında bu o dönemde tamam kadın yazarlar var ama genellikle bilim kurgu erkeklerin tek elinde. Yani ataerkil bir düzenin elinde. Yanlışsam düzelt. Şöyle bir şey var. Ursula da erkek gibi giriyor ortama. Yani erkeklerin arasına erkek jargonuyla işte ataerkil bir dille giriyor. Ve kendisinin de tipi yani
tamam toş tatlı bir kadıncağız ama biraz erkek vari bir tipi var Ursula'nın. Yani saç kesimi olsun. Bir adam gösteriyor musun? Hayır değil ya. Sakal falan. Ya o dönemin iş kadınları falan da öyle giyiniyorlarmış bu arada. Ben baktım hani çalışma hayatı giyiniyor. Belki kendi tarzıdır. 70'lerin de aslında saç modellerinde aynen, var. Aynen onu evet, diyorum ama... ya. Moda da öyle ilerlemiş birazcık. Böyle takım elbise giymesi mesela kadınların pantolonu çok sık kullanmaları. O i̇şte tipi de yani falan. Biraz şey ne derler yazdıklarıyla kişilik özellikleri olabilir. İşte önemli diye düşünüyorum. Yani ben de evet. Şey demeyeceğim bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle mesela bir tercih edilecek olsa vakıfı en sona bırakırım. Çünkü vakıf gerçekten böyle tarih kitabı gibi. Ama mesela işte bu tarz bir şey okumak istiyorsa Dune mesela. Dune, daha çok söylüyorum. Evet, ama şey Dune. Açısından da bunu ben yani Dune'a ve vakıfa nazaran yani ben de o yaşta okuduğum için bana belki o doğal geliyor ama böyle lisede misede falan yani hani komünizm, kapitalizm bunların neye nasıl hizmet ettiğine dair iyi bir örnek gibi. Yani anladım. Roman anladım. Gibi tavsiye kitap değil de el kitabı gibi tavsiye edebilirim şey, mesela. Kitap çok başarılı. Ben kalitesinden ötürü bence herkes okumamalı. Bir de bunu nasıl anlatabilirim yanlışsam şey olsun düzeltilsin yok, ama. Yok biz ama öyle demiyoruz. Biz şey diyoruz yani hani o kaliteye varıp okusun herkes falan. O temenni değiliz. İyi iyimser olur. Yoksa siz de okumayız bu bilmeyiz. Ya şey için söyledim sadece gerçekten bir roman olarak bir macera kitabı olarak ele alacaksak yok. Evet, yok sayı, yani. Ortalama. Yani, hani herkes okumasını ben şu açıdan söylüyorum. İlgi varsa böyle bir esere ilgi varsa okunması gereken bir kitap. Çünkü şeyi olarak alırsan eline gerçekten sonlara doğru uyuyup böyle hani ben iyi bir macera okuyayım. Canım sıkıldı. Bu sıkılan zamanımı geçirmek istiyorum diyorsak o kitap bu kitap değil yani. Kesinlikle değil. Onu anlatmak istedim. Özellikle eklemek istediğiniz bir şey var mıdır kapatıcıyım? Yani teşekkür ederiz Deniz. Ben teşekkür ederim. Bunun filmi çekilse ne olur acaba? Ben çekemezler ya. Sıkıcı yani şey olur olmaz ya. Ya vakıfı gördük nasıl uyarladıklarını. Ben vakıf faciasından sonra evet, biraz. Yani olmaz yani. Ben demiyorum. Şeyi sormak istiyorum. Benim heyecanlandığım bölümleri kesecek misiniz? Şu anladığım bölümleri kesecek misiniz? Yorumlara kesecek miyiz onu da yazarsanız. Sizler mevzuları seviyor musunuz? Hangimize daha çok katılıyorsunuz? Ya da hepimiz aynı şeyi söyledik de farkında mı değiliz bilmiyorum. Yazarsanız. Bir de o arada beğenip çana falan bir şeyler söylemem gerekiyormuş. Onları söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.